Çocuk gelişimine dair okumalar yaptığınızda belki de en çok tavsiye edilen şeylerden bir tanesi çocuklarınızla nitelikli zaman geçirmek. Anne babalar olarak yoğun koşuşturma içerisinde bazen çocuklarımızı ihmal edebiliyoruz. Bir taraftan ev işleri, bir taraftan günlük hayatta gittiğimiz iş yerinden gelen görevler ve arkadaşlarımızla geçireceğimiz zamanlardan sonra arta kalan zamanda çocuklara yeterince ilgi gösteremeyebiliyoruz. Aslında araştırmaların bazıları geçmişe nazaran çok daha fazla ilgi gösterdiğimizi de söylüyorlar. Örneğin The Economist 2017 yılında yaptığı bir araştırmada annelerin 50 yıl öncesinde yaklaşık 52 dakika çocuklarıyla zaman geçirirken bugünkü ortalamanın tam 2 katı yani 104 dakika olduğunu söylüyor. Babalardaki oran ise yaklaşık 15-16 dakikalardan 1 saate yaklaşmış durumda. Tabii bu gelişmiş ülkelerde yapılan bir araştırma ve sonuçları da çok çok farklı olabiliyor bizden. Ama gördüğüm bir şey var ki her anne baba çocuklarıyla vakiti nitelikli bir şekilde geçiremediğinde içinde de bir üzüntü hissediyor, bir acı hissediyor. Hele ki sosyal medyada diğer anne babaların çocuklarıyla geçirdikleri nitelikli zamanları paylaşmaları onlarda bir kaygıya da sebep oluyor. Acaba ben çocuğuyla ilgilenmeyen, ilgisiz bir ebeveyn miyim diye de dertleniyorlar. Ve çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmek için birçok araştırma yapıyor, öneriler bekliyorlar. Bana da bu noktada çok fazla soru geldi. Ben bu videoda sizlerin çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmesi için 10 tane tavsiyede bulunacağım. Şimdi gelelim birinci tavsiyeme. Birinci tavsiyem çocuklarınızla kendi aranızda gün içerisinde yapacağınız ritüeller oluşturmak yönünde. Yani çocuğunuzla akşamları beraber diş fırçalamaktan, sabah birlikte kahvaltı hazırlamaya, kitaplığın önünden beraber kitap seçmekten, birlikte evi temizlemeye kadar belirli günlerde, belirli zamanlarda yapmayı kararlaştırdığınız ritüelleriniz olsun. Çocuklarınızla birlikte kararlaştırdığınız, her gün yapabileceğiniz ritüeller onların çok hoşuna gidecek. İkinci tavsiyem, çocuğunuza her gün onu sevdiğinizi söyleyin. Eve gittiğiniz anda onlara sarılmanız, kucaklamanız, onları öpmeniz onların çok hoşuna gidiyor. Sevginizi ona dile getirebilecek hiçbir fırsatı kaçırmayın. Sizlere bir şeyler getirdiklerinde başlarını okşamanız, onları öpmeniz, sevgi ifadelerinde bulunmanız, onlarla geçirdiğiniz zaman içerisinde bunları serpiştirmeniz kaliteli zaman geçirme açısından çok önemlidir. Üçüncü tavsiyem onlarla birlikte yemek yapmanız ve yemek esnasında sohbet etmeniz üzerine. Çok zamanı olmayanlar için bir elmayı yerken bile sohbet etmek onlara kendilerini daha iyi hissettirecektir. Dördüncü tavsiyem aktivitelerin zamanlarını planlamanız yönünde. Örnek veriyorum, çocuklarınızla birlikte ne zaman tatile gideceksiniz, ne zaman kalkacaksınız, ne zaman yatacaksınız, hangi saatler arasında yemekler yenilecek, bunları onlarla birlikte planlamanız kendi öz disiplinleri açısından da çok büyük faydalar sağlıyor. Birlikte yapacağınız planlara onları da dahil ederek, onların da fikirlerini alarak planlama yapmanız onların kendi düşüncelerini ifade etmeleri açısından da büyük önem arz ediyor. Beşinci tavsiyem, onlarla doya doya oyunlar oynayın. Oyun oynamak kadar zevk aldıkları herhalde başka bir faaliyet yok. Çocuklarınızla birlikte kutu oyunları, parkta oynayacağınız oyunlar, birlikte kendilerinizin geliştireceği oyunlar, elektronik oyunlar da bu tarz oyunlar çocuklarınızla birlikte nitelikli zaman geçirmek için size çok büyük yardımcı olabilir. Altıncı tavsiyem çocuklarınızla birlikte zaman geçirirken telefonu, tableti, televizyonu bir kenara bırakarak o an sadece onunla ilgilenmeniz. Çünkü siz telefonla uğraşırken oyun oynadığınızda çocuğunuz bunu fark ediyor, kendisine yeterince değer vermediğinizi hissediyor. Lütfen o an sadece ve sadece onunla ilgilenin. Yedinci tavsiyem muhakkak ama muhakkak dışarıda birlikte yapacağınız bazı faaliyetler olması. Yani bir parka gitmek, bir müzeyi ziyaret etmek bu tarz dışarıda yapılacak aktiviteleri özellikle seçmek yönünde olacak. Çocuklarınızla birlikte parklarda gezerek bolca eğlenebilirsiniz. Sekizinci tavsiyem çocuklarınızla birlikte filmler veya diziler izlemek yönünde. Son zamanlarda o kadar güzel filmler, o kadar güzel çizgi filmler ve diziler çıktı ki ailece bir araya gelerek televizyon karşısında hem eğlendiren hem öğreten birçok film, belgesel, dizi izleyebilirsiniz. Ve bunları izledikten sonra
onlarla o film üzerine, o dizi, o belgesel üzerine sohbet etmeyi de ihmal etmeyin. İşin finalini sohbetle yapın. Dokuzuncu önerim ise birlikte hobiler edinmeniz yönünde olacak. Çocuklarınızla birlikte sanatsal aktiviteler yapmak hem onları hem sizi de geliştirebilir. Güzel hobiler edinebileceğiniz birçok sanat aktivitesi var. Çocuklarınızla birlikte taşlar boyayabilir, örgüler yapabilir, çocuklarınızla birlikte resimler yapıp müzik aletleri çalmayı öğrenebilirsiniz. Onlarla birlikte katılacağınız bu faaliyetler aranızdaki bağları çok daha kuvvetli hale getirecektir. Sizlere son tavsiyem ise çocuklarınızın sevdiği karakterleri taklit ederek onları güldürmeniz yönünde olacak. Çocuklar gülmeyi en çok hak eden varlıklar. Sizler o taklitlerle çocuklarınızı hem güldürerek hem kendiniz eğlenebilirsiniz. Hepinizin bolca gülmeniz dileğiyle. Bu tavsiyeler benim nacize sizlere tavsiyelerimdi. Sizler de çocuklarla nitelikli zaman geçirmek adına yapılabilecek faaliyetleri yorumlar kısmına yazarak bizi takip edenlerin öğrenmesini sağlarsanız çok mutlu olurum. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum.